Tavsiye ederim. Cihazları gezerken aşırı hava sıcaklığı nedeniyle buharlaşabilirsiniz. Fena değil. Seçilen New York kafe. Hatta dünyada da sanırım böyle bir özelliği var. Fisherman Bastion, balıkçılar tabyası bölgesinden videomuzu başlatmak istedim. Şimdi burada başlayacağız. Size ilerleyen zamanlarda daha farklı yerleri de göstereceğim. Burası 1800 yıllarda neo-romanesk tarzda yapılmış, bütün Budapest'in gözlem maksadıyla oluşturulmuş, çok ünlü ve UNESCO Dünya Koruma Listesi'nde olan bir eser. Milyonlarca da turist ağırlayan, yapılarıyla dikkat çeken ve Matias Kilisesi'ni de kale bölgesiyle birlikte barındıran bir bölge. Şimdi hep birlikte burayı tanıyacağız. İlerliyoruz. Balıkçılar tabyasından çıktık. Yanımda sevgili babacığım Hakan Erçetin var. Yakında kendisinin de bir kanalı olacak. Oradan gurme ve tadım videolarını seyredebilirsiniz. Ezilmeden karşıya geçiyoruz. Görüşmek babacığım üzere. Kale bölgesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi onu soracaktım. Çok güzel dokusu var. Harika. Mutlaka görmeyenler gelip görsün. Budapest'te yani yaşanması gereken şehirlerden biri bence. Şimdi zaten bu bölge eski bölge Old Town olarak geçiyor. Ana şehir merkezine indiğimizde Andraşi Caddesi, Vacı Caddesi gibi ünlü caddeleri var. Oraları da size birebir göstermeye çalışacağız. Aynı Çekya, Avusturya dokularını andırıyor. Zaten aynı bölgeydi bir zamanlar biliyorsunuz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Bu evlerde yaşamak isterdim. Geldiğinizde mutlaka buralara uğrayıp resim çekin. Geldiğinizde özellikle de yazları gezerken aşırı hava sıcaklığı nedeniyle buharlaşabilirsiniz. O yüzden yanınızda tedarikli suyla çıkmanız lazım. Marketlerdeki sular hep asitli. Bizim Türkiye'deki sular gibi değil. Normal su olanlar pembe kapaklı. Onları aldığınızda da suyun tadı tatlı. Bize benzemiyor. Ama yapacak bir şey yok. Suyunuz yanınızda bittiğinde de bu aradaki sokak çeşmelerinden rahatlıkla doldurabilirsiniz. Çeşme suları da içilebilir. Gelin şimdi dolduralım. Fena değil. Bu
Budapeşte gezimize devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Vagy Caddesi. Vagy Caddesi Budapeşte'nin ve aynı zamanda da Orta Avrupa'nın en önemli turistik caddelerinden bir tanesi. Hem yeme içme mekanları hem de çeşitli mağazaları ziyaret edebilirsiniz az sonra. Vagy Caddesi'ne, yani Macarca'da Vagy Utca diye söylenen, Utca diye yazılan caddeye buradan gezmeye başlıyoruz. Evet, Budapeşte Zara'dayız. Fiyatları kıyaslamak için girdik bugün bu mağazaya. Yani baktığımız zaman giyim kuşam olarak aşağı yukarı Türkiye'dekilerle aynı fiyatları görüyorsunuz. Yani dünya ile entegre olmuş bir Türk ekonomisi mi var diyeceğiz artık mı? Yoksa Türkiye ile aynı devam eden, seyreden bir Macaristan mı diyeceğiz bilemiyorum. Ama fiyatlar burada da yüksek. Hani örnekleme yapacak olursak, şurada bir elbise bak düğünce. 9.13 dedi. Aha, tutamadım. Bu kaçmış? 20 bin forint'e geliyor neredeyse. Şimdi 382 forint 1 euro ise 50 euro yani. 50 euro. Yani 40 bin forint aşağı yukarı 100 euro desek. Fiyatlara bakmaya gerek var mı? Bir tane daha örnekleme yapalım. 995. Evet, aşağı yukarı diyor. Bu fiyatta da aşağı yukarı 40 kavur civarında falan oluyor. Yani şöyle bir elbise deseniz, yani baktığımızda pek de bir özelliği yok. Özelliği yok. Yaklaşık 30 bin forint 75 avro. Ama Türkiye'deki rakamlarla aynı olduğunu görüyoruz. Aşağı yani çok farklı değil. Hadi devam edelim o zaman. İşte çok öyle ucuz bir yer değil diyelim şu an. Meşhur olan bir tatlı Tredelnik'i denemeye geldik. Bakalım nasılmış. Alabilirsek kuyruktan size de göstereceğiz. Tane. Çok heyecanlıyım. Yıllardır merak ediyordum. Gezi programlarında ilk defa ben de deneyeceğim. Ay çok güzel. Bir daha alacağız galiba. Şurasına gelince artık nasıl geleceğim oraya? Isırsam dökülür. Oraya gelince bir daha söylerim. Bunu da deneyimledim arkadaşlar. Bildiğiniz bizim evlerimizde yaptığımız o çöreklere benziyor. Hamuru şekerli bir hamur değil. O yüzden içinizi varmıyor. Şimdi elmalısını da denemenizde fayda var bence. Asıl o da bir değişik. Bu dondurmalı, o yüzden hamuru ile birlikte yediğinizde daha güzel oluyor. Bu da şekerli olsaydı dışı çok bayabilirdi. Dondurmalı olan. Evet. Tavsiye ederim.
az önce müzik yapan bir sokak sanatçısını size çekip göstermek istedim manzaraya lazım ama adam para istiyormuş. Ben de ne demek istediğini anlamadım. Adam resmen bize arka bahçesini döndü, para istedi. Sonradan jeton düştü. Öyle garip bir sahneye de ev sahipliği yaptı Gizemli Rotalar. Şimdi onu görebilirsiniz. Ya bu Macarlar garip insanlar ya, vallahi garip. Neden babacığım mesela? Kimisi gerçekten yardımsever, böyle hoş. Ama kimisi de yani söylemek istemiyorum ama hadi söyleyeyim, çok para göz. Ama Macarlar Hun Türkleriymiş, Türklere neyi benziyor? Yani bağrımıza basıyoruz, onlar da bizi bağrına basıyor ama garip yani, vallahi garip. Neyse şimdi Tuna boyunda yürüyelim, akşamüstü keyfimize şimdi bakalım. Nereye gidiyoruz? Şimdi bu ayakkabıların bırakıldığı nehir kenarında bir yer var. Hı hı. Gündüz çok sıcaktı, o yüzden akşam üzeri yürümeye başladık. Bir de akşam üzeri görelim, akşam görelim bakalım parlamento saraylar. Hadi tamam, gelin. Geliyoruz. Az önceki çalgıcımız çekim yapmamıza müsaade etmemişti ama buradaki sanatçımız cömert davrandı ve çektiriyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilerin zulmünden kaçan Yahudilerin artık canını can havliyle kurtarmak üzere suya atarken burada terk etmiş olduğu ayakkabıları temsilen yapılmış ünlü bir çalışma Tuna Nehri Ayakkabıları. Yani nem oranı da fazla ama güzelliğe değer, değer bir değiyor. Macaristan parlamentosu görmüş olduğunuz gibi çok değişik bir yapı. Özelliği ise kilisesiyle parlamentosunun kule boyları eşit. Çünkü din ve devlet işleri birbiriyle eşit. Yani kilisenin boyu bunu aşarsa din baskın oluyormuş. Dolayısıyla laiklik sembolize etmesi için mimarları bu şekilde tasarlamış. Ve aynı zamanda tam simetrik olmasıyla ve dokusuyla çok ünlü bir eser. Thank you.
metroya bineceğiz. Bir merdiveni var ki sormayın, jet gibi gidiyoruz aşağı doğru. Dünyada da sanırım öyle bir özelliği var ve turistik bir mekan. Kafe gibi değil, daha çok müze gibi. İçerisi çok şahane gerçekten. Geldiğinizde mutlaka buraya bir göz atın.